Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda size çok güzel bir kedi yuvası yapımı göstereceğim arkadaşlar. Bakın bu şekilde olacak kedi yuvamız. Gayet kolay. Zaten makas bile ihtiyacınız yok. Sadece iki malzemeye ihtiyacımız var. O da gösteriyorum. Şöyle bir kutu. Bakın şöyle bir kutu. Bir de bu şekilde kullanmadığınız küçük gelen veya herhangi bir kıyafet ama uzun kollu olursa daha iyi olur. Bu şekilde. Kediniz çok sevecek eminim ki. İçinde de şöyle güzel bir minder buldunuz mu tamam. Şimdi bunun yapımı gerçekten çok kolay ve bunun pet shop'taki fiyatları çok acayip artmış. Ben kedimi yani birkaç ay oldu tabii ki de sahipleneli ama ben kedi eşyasının fiyatlarının bu kadar yüksek olduğunu bilmiyordum. Bu yüzden dedim ki evde kendim yapacağım şeyi niye oradan para vereyim de alayım. Şu an kedim içeri girmeye çalışıyor ama girerse videoyu mahvedecek. O yüzden birazdan girecek. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ben bir de şöyle yapıyorum. Hava çok soğuk olduğu zaman yani kış geliyor biliyorsunuz ki. Şu minderin altına sıcak su torbası koyuyorum. Kedi burada bildiğiniz mayışıyor yani. Çok güzel oluyor. Isıtmalı da yani bence güzel. Bu şekilde sağlam asla yıkılmıyor, edilmiyor. Bakın hatta şuraları oynamış. Çok güzel bir şey yapacağız. Adı nedir? Yuva yapacağız. O zaman başlayalım. Şunun gibi iki tane malzemeniz varsa tamamdır. Hiçbir sıkıntı yok. Ama kutunun boyutları biraz önemli. Çünkü birinci olarak kediler hem dar yerleri seviyor. Hem de bu, hani çok büyük olursa geçirecek kıyafet bulamazsınız. Veya çok küçük olursa da biraz zorlanabilirsiniz. Arkadaşlar ben bunu buldum. Yani bu biraz kalın. Yani tüylü biraz geçirmesi zor olacak. O sırada anlatayım hemen. Bunu arkadaşlar direkt şuna geçireceğiz. Gösteriyorum. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Bence gayet güzel oldu. Pet shop'ta satılan kedi yuvalarından bile neredeyse güzel oldu. Yani yarışır öyle söyleyeyim. Böyle gördüğünüz gibi gayet de sıcak tutar o sırada. Yani şöyle bir amblem var. Keşke üste gelseydi ama hatta şunu yaparım üste gelir. Gördüğünüz gibi yani güzel oldu. Şu kol kısımlarını isterseniz yani hiç kullanmayacağınız bir şeyse kesebilirsiniz. Veya ben biraz öncekinde yaptığım gibi üstten bağlayıp ne bileyim bir şekilde içine de sokabilirsiniz. Yani her şeyi yapabilirsiniz. Bir de arkadaşlar bunun içine şu güzelce bir minder koydunuz mu bu iş tamamdır. Bu sırada bu minderi de ben kendim yaptım. Ama onu çok çok yıllar önce yapmıştım. Moka'ya yapmıştım ama Moka bunu hiç kullanamadı bile. Bunu da nasıl yaptım? Şöyle bir kumaş alıyorsunuz. İçine pamuktur işte. Kullanmadığınız kıyafetleri kesip koyun. Yani ne isterseniz yumuşak olsun yeter. Koyuyorsunuz sonra böyle dikişler atıyorsunuz ki hani bir yerde birikmesin. Bunu da alıyoruz arkadaşlar. Şunun içine güzelce bir koyuyoruz. Bir de arkadaşlar benim sağ elim kırık. O yüzden biraz zor koyuyorum ya bu sol elim de. Bakın mis gibi ya. Şuna baksanıza. İçinde ben bile yatarım onu. Sığsam ben bile yatarım. Gayet güzel oldu ya vallahi. Süper oldu. Şimdi kedimi getireceğiz bakalım tepkisi ne olur. Arkadaşlar şimdi bu yaramaz veledi getirdim. Bakın direkt girdi. Çok yaramaz. Bir bakalım sevecek mi? O sırada bakın şu sanki bana mı böyle geldi anlamadım. Şu sanki daha büyük gibi değil mi? Evet. Bakın nasıl sevdi. İlk kez girdi ha valla. Şuna daha az giriyordu. Buna daha çok girer herhalde. Bakın çünkü bu daha küçük. Dediğim gibi küçük şeyleri daha çok seviyorlar ve giriyorlar. Evet ve bu şey böyle biraz ince yani bu biraz dandik oldu ama şu sanki çok güzel oldu ya. Ona da giriyor. Bence harika oldu ya. Siz de yorumlarınızı belirtin. O sırada kollarımı da bakın şu içeri katladım. Hiç gözükmüyor. Çirkin de gözükmüyor. Evet Paşa Bey çok beğendi. Siz de yorumlarınızı belirtin. O sırada arkadaşlar YouTube'da YouTube'daki yorumları ben kapatmıyorum. YouTube kendisi kapatıyor. Eğer yorumlar kapalıysa şimdiden özür dilerim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.